Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Terra klasik lunch videosuyla birlikteyiz. Bu videoda lunch için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Sıcak gelişme, Terra'dan tutuklama davasının ardından önemli açıklamalar geldi. Terra Luna ekibinde bulunan eski yetkililerle ilgili savcılığın Kore mahkemelerine talepleri olmuştu. Bu taleplerse geçtiğimiz saatlerde reddedildi. Seul, Güney Kore'de bir mahkeme, savcıların TerraForm Labs'ın kurucu ortağı Daniel Shin hakkında tutuklama emri çıkarılması talebini geçtiğimiz saatlerde reddetmişti. Seul Güney Bölge Mahkemesi'nin cumartesi günü verdiği bu karara ilişkin gerekçesi ise Daniel Shin'in soruşturma sırasındaki davranışlarının kaçma riski oluşturmaması veya kanıtları yok edebilmesinin pek de mümkün görünmemesi oldu. Mahkeme birçok karar aldı mahkeme. Davaya dahil olan diğer 7 kişi hakkındaki tutuklama emirlerini de aynı gerekçeyle reddettiğini açıkladı. Yonhap'ın Kore'de bulunan bir basın kuruluşu haberine göre bu kişiler arasında Terra'nın 3 kişilik ilk yatırımcı ekibi ve 4 geliştiricisi de bulunuyor. Yonhap ayrıca, mahkemeye atıfta bulunarak, şüphelinin sermaye piyasası kurallarını ihlal etmekle ilgili temel iddiasına karşı davasını savunma hakkının garanti altına alınması gerektiğini söyledi. Yonhap, savcıların davanın düşürülmesini inceleyeceklerini ve yeni bir tutuklama emri çıkarıp çıkarmayacaklarına karar vereceklerini söyledi. Bunun yanı sıra, savcılığın çağrılarına ise hemen cevaplanmadı ve ardından da yanıtsız bırakıldı. Terra'dan Twitter'da açıklama geldi. Terra ekibi ise günün ilerleyen saatlerinde Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve konuyla ilgili görüşlerini belirtti. Açıklama ise şu şekilde: Güney Kore'de tutuklama emri taleplerinin %98'inden fazlası mahkemeler tarafından onaylanmakta. Seul Güney Bölge Mahkemesi'nin 3 Aralık'ta eski TFL çalışanları için tutuklama emri taleplerini reddetme kararı, savcıların iddialarının asılsızlığını bir kez daha ortaya koymakta. Güney Koreli savcılar şu ana kadar Terraform Labs ile ilgili olduğu iddia edilen suçlamalarla ilgili olarak 9 gözaltı kararı talep etti ve hepsi mahkemeler tarafından reddedildi. Savcıların sermaye piyasası kanunu ihlallerini Terra Luna, Klasik ile ilişkilendiren argümanları zayıf görünüyor ve mahkeme haklı olmayabileceklerine karar vermiş gibi görünüyor. TFL, bir blok zinciri ekosistemini başlatmak ve ölçeklendirmek için Web3'te en iyi çözümleri geliştirmekle dahil olmak üzere Terra'nın geleceğine odaklandı. Umarım bu videodaki bilgiler Terra Klasik lunç yatırımı olan veya lunç a yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.